Selam canlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben çayımı aldım ve şöyle mis gibi memleketimin manzarasına karşı çayımı yudumlarken bir video başlatayım dedim. Bildiğiniz üzere memleketim Kazankaya'ya geldim ve buradaki günlerimi sizinle kısa kısa paylaşacağım. Evet, burada gördüğünüz üzere Karen kuşum köylü moduna geçmiştir. Anneannesi ona bizim buralarda şalvar denilir, mandik denilir. Bu tarz bir şey almış ve çok hoşuma gitti. Üzerine de uygun renkte bir tişört ve ayağına da naylon ayakkabı almış. Hepsinin rengi de birbiriyle uyumlu maşallah. Burası bizim bahçemiz. Buradaki günlerimi sizinle paylaşacağım. Umarım seversiniz. Annem böyle bahçeden şimdi hemen semizotu toplamış. Aslında bizim buralarda bu ot niyetine sökülüp sökülüp atılır. Ama biz cacığını çok seviyoruz. Kavurması da oluyor. Kavurmasında, yemeğinde falan çok seviyoruz. Karen de çok seviyor. Hatta böyle de paketler yapmış. Bizim buralarda böyledir. Hemen komşu gelir, komşuya verirsin. Bir misafir gelir, misafire verirsin. Bunlar da bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama su kabağı. Böyle büyüyor. Çok güzel yemeği oluyor. Ben bayılıyorum. Ayrıca da taze fasulye. Taze fasulyeler yeni yeni çıktığı için az az oluyor. Bunlar şimdi Ankara'ya gidecek böyle akrabalarımız var. Onlar geçerken illaki hoşça kalın diye uğruyorlar. Onlara hediye için koymuş. Bunu da biz birazcık temizleyeceğiz, doğrayacağız, buzluğumuza atacağız. Cacığını yemesi çok güzel oluyor. Ayrıca da burada bezelyelerimiz var. Şimdi ben Karen kuşumu uyuttuktan sonra bu bezelyeleri ayıklayacağım. Yani pazarda 17-18 lira olan bezelyeleri ben burada bedavaya anne evimden götürüyorum. Şu kızın sesini duyuyor musunuz? Karen, ne yapıyorsun anneciğim? Sen köy moduna iyi girdin ha. Her yeri süpürüyorsun. Temiz oldu mu her yer? Duvara sürme, duvara sürme. Papatyalı kız. Evet, bugün günlerden bezelye ayıklama. Biraz önce göstermiştim zaten bezelyeleri. Şimdi oturduk. Eymen Tuğra ile birlikte bezelye ayıklıyoruz. Böyle çok güzel bir manzaraya karşı. Gölgelik zaten altımızda. Şöyle şuraya da Karen kuşumun eşyalarını yıkamıştım. Onları astım. Şimdi Eymenciğimle birlikte ayıklıyoruz. Eymen buraya ayıklıyor. Ben de buraya ayıklıyorum. Güzelce ayıklayacağız, temizleyeceğiz, poşetleyeceğiz, kışında yiyeceğiz, değil mi halacığım? Kim ne kadar ayıklarsa o onun olacak. Kim daha çok ayıklayacak bakalım. Evet, biz böyle ayıklamaya devam ediyoruz. Arkadan böyle ses kaydı yapıyorum ama bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu. Yorumlara yazarsanız sevinirim gerçekten. Ama böyle direkt hızlandırıp müzik koymaktansa böyle sohbet edasında konuşmak daha bir hoşuma gitti. Ve hem de yaptığım şeyleri anlatırım diye düşünerekten böyle bir şey yaptım. Köyde biz genelde bu bahçede oturuyoruz. Her şeyimizi burada yiyoruz, içiyoruz. Hem de gölgelik oluyor, serin oluyor. Arkadan da fark edersiniz. Baya da güzel rüzgar esiyor. Biz böyle bezelyelerimizi güzelce ayıkladık. Hem annem için kışlık olacak hem de benim için kışlık olacak şekilde güzelce buzdolabı poşetlerine koydum ve buzluğa dondurucumuza attık. İnşallah güzelce ağız tadıyla da yeriz. Şu an henüz daha tam her şey çıkmamış. O yüzden sadece çıkan şeyleri buzluk için yaptım ama yazın geldiğimde daha bol bol çekerim. O zaman daha çok şeyler çıkıyor. 3 paket, 4 paket oldu maşallah. İşte biz böyle burada bahçede hep burada yiyoruz. Burada iş yapıyoruz. Burada oturuyoruz. Hiç içeri girmiyoruz. Bugünkü menümüz de böyle bahçeden toplanmış bezelye, bahçeden sökülmüş patatesle birlikte etli patates bezelye yemeği yaptım. Bir de bu pirinç pilav yaptım. Karpuzumuzu da kestik. Oh daha ne olsun. Bize afiyetler olsun. Heh. Hadi anneciğim ye kendin. Sonra elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Bakalım. Evet, artık küçük kaşık değil de büyük kaşık vermeye çalışıyorum ki iyice alışsın diye. Küçük kaşıkla her türlü yiyor zaten. Her yerde de bulunmuyor küçük kaşık. O yüzden büyük kaşıkla devam. Bu arada annemi göstereyim. Annem de şurada. Görüyorsunuz. Yeşil soğan koparıyor. Yemeğin yanında olmazsa olmaz köy yerinde. Yeşil soğan yiyeceğiz. Taze taze. Pek bir marifetliyim ya. Yemeğimizi yedik. Şimdi de hemen bir küçük ağaç vişne vardı. Annem dedi onu toplayalım şöyle. Onu da buzluğa atalım. Hem kompostasını yapar içeriz güzelce dedi. Ve ben de elime kovamı aldım. Güzelce vişneleri bir taraftan yiyip bir taraftan da toplamaya koyuldum. Ben vişneye bayılırım. Yani ben ekşi olan her şeye bayılıyorum galiba. Hem yedim hem dalından kopartıp hem de kovaya güzelce topladım. Onları sonrasında güzelce temizledim. Saplarından ayırıp buzluğumuza koyduk. Şu an çok yoruldum çünkü sabahtan beri bir şeylerle uğraştığım için bir ara bırakıyorum. Sonrasında zaten göreceksiniz. Elemanları çoğaltacağım. O zaman bir çırpıda hepimiz topladık maşallah. İşçileri çoğalttık biz. Biz yiyelim siz. Kim ne toplarsa kendine dedik ve yarış başladı. Ben yiyorum vallahi. Emrah.
Nereye topluyorsun? Anneme. Annene. Ben? Doldurdun mu kovayı? Sen de halana topla. Halan. Karen sen kime toplayacaksın? Getir alacım poşet. Getirdim alacım. Bu arada tanıştırayım, hem çocukluk arkadaşım hem de halamın gelini Yasemin, onun oğlu da Emrah. Güzelce çocuklarla birlikte hem eğlence olsun hem sohbet muhabbet eşliğinde güzelce topladık, ayıkladık. Hem vişneler çok çabuk kötü oluyordu. Ağaçtan bir an önce indirmemiz çok iyi oldu bizim için. Karen. Hı, bir dal tuttum Böyle saplarını ayıkladım, güzelce de yıkadım. Şimdi ellerimle güzelce poşetliyorum onları. Çok fazla koymuyorum çünkü az kişiyiz zaten. Bize yetecek derecede koydum. Güzelce havasını da aldıktan sonra buzluğumuza yerleştirdik. Öyle bayağı bir iş hallettik yani. Çok fazla bir şey çıkmadı diyorum ama gene de vişnedir, bezelyedir, semizotudur, dereotu, maydanoz, bunları da güzelce dolabıma koydum. Hemen vişnelerin bir kısmı da iç edildi. Şerbet kaynatılıp vişneler içine atıldı. Burada da reçelimiz oluyor. Ayrıyetten de çıkardığımız çekirdekleri de böyle suya ıslattığımız zaman çok güzel rengi çıkıyor. Onu da çocuklara böyle şimdiden taze taze yesinler de komposta yaptık. Burada şişeleri böyle ayarladım. Şimdi reçeller olduktan sonra bu şişelere koyacağız. İnşallah Allah bereket versin, bereketini artırsın. Güzelce ağız tadıyla da kışın yemeği nasip etsin. Ben bu karenin hızına yetişemiyorum. Bizden gizli merdivene çıkmış vişne yiyor. Tamam yeter dur. Dur. Uzanamıyor musun? Tamam çıkma. Hayır bitti merdiven bitti. Dur anneciğim çıkma, ben sana... Boş durmak yok. Misafirlerim gitti. Semizotunu göstermiştim. Birazcık elimle ayıklamıştım. Sonra güzelce yıkadım ve onları doğramak kaldı. Böyle müzik açtım arkadan. Babamın bir tane radyosu var. Bilmiyorum videoda diye ilerleyen zamanlarında gösterdim mi ama çok güzel bir nostaljik bir şey. MP3 çalar şeklinde. Onunla arkadan müzik çalıyor. Minik kuşum da uyudu zaten. Güzelce bir banyo yaptırdım. Çünkü her yeri vişne olmuştu. Köyün böyle bir şeyi var. Kaç defa banyo sakarsanız sokun. Maalesef hiçbir zaman temiz olmuyor. Çünkü tamamen bahçenin içerisinde olduğumuz için tozla, toprakla, çamurla, suyla, her şeyle oynuyor. Ben de müsaade ediyorum zaten. Çünkü şehirde zaten istese de yapamıyor. Bari köyde tadını çıkarsın. Güzelce eğlensin istiyorum. Çocuktur bu. Bir banyoya sokuyorsun. 5 dakika içerisinde mis gibi oluveriyor zaten. Onun da yorgunluğuyla güzelce uyudu minik kuşum. Ben burada böyle semizotlarını tamamen güzelce ayıklayıp yıkadığım için böyle doğruyorum. Biz bunun cacığını çok seviyoruz gerçekten. Ben dışarıda işlerle boğuşurken Eymen Tuğra ile Karen kuşum da burada böyle oyun hamuru oynuyorlar. Hem de bisküviyle kreker yiyorlar. Çizgi film açtık. Hiç beni yormuyorlar. Aslında dışarıda oyun oynuyorlardı ama birazcık böyle suya falan gittiler. O yüzden biz de oyun hamuru verdik ellerine. Ne yapıyorsun alacığım? Hamur. Ne şekil vereceksin? Şu an utandı. Eymenciğim utandı. Karen sen ne yapıyorsun? Dede. Dede mi? Hani dedenin gözleri? Böyle. Başka ne yapacaksın? Baba. Baba. Özledin mi onları? Evet. Baban ne yapacak mısın? Başka kimi yapacaksın? Anne. Aras seni özlemiş. Aras. Babamın bu Xbox müzik çalarını aldım ve şimdi bir tane dala takıp böyle yaprak toplayacağım. Şimdi gün bitmiyordu ki iş yapmadan geçsin. Şimdi güzelce yaprakları toplayacağız. Artık birazcık yaprakların sonları kaldığı için biz san düşmüş diyoruz, san düşmüş ama artık böyle uç döllerinden, minik miniklerden toplayacağız. Annem bana bastırmış. Emre onları götürdü. Şimdi de anneme bastıracağız, yani bidona basacağız. Şimdi güzelce yiyeceğiz. Bu ertesi gündü. Aynı gün değil çünkü o kadar işi gerçekten kaldıramazdım. Ertesi günde güzelce yapraklarımızı topladık dediğim gibi. Evimizin direkt önünde olduğu için de çok kolay oluyor ya. Tüm bahçe işlerini yapmak daha bir iyi oluyor. Anne annenin. Sıra annede. Böyle alacağız. Anne alacağım anne. Git birazcık daha yaprak topla getir.
saniye alacağım. Çok güzel. Tamam, yeterli. Ola anne. Sıra anne. Ola anne, ola. Hı. Ola anne ol. Oh. Hoppala. Tabii ben de şaşırmıştım zaten. Karen nerede ne zaman yaramazlık yapacak diye bekliyordum. Karen kuşum bizim topladığımız ve katladığımız tüm yaprakları böyle masanın üzerine bir güzel dağıtmış. Tekrardan bize iş çıkarttı. Annem böyle yapıyor. Tüm yaprakları güzelce katlıyor. Sonra aralarına ve en üst katına olmak üzere tuz atıyor. Biz genelde kaya tuzu, kendi çektirdiğimiz kaya tuzunu kullanıyoruz. Onun üzerine de tamamen böyle bir sıcak su boşaltıyor. Onun biraz inmesini bekliyor. Daha sonrasında da bidona bastıra bastıra sıkı bir şekilde yerleştiriyor. Köyün en sevdiğim yanlarından birisi de. Şimdi o kadar iş yaptık ve yorulduk. Hemen bir çay suyu koydum. Çay kaynayana kadar da bir de patates söktüm. Patates söktüğümü çektim mi tam hatırlamıyorum ama çektim galiba. Patatesi hemen söktüm, daha tam olmamış ama taze taze orta büyüklükte. Patatesleri söktüm, hemen bir ocağa koydum. O kaynadı. Şimdi yeşilliklerin hepsini de bahçeden toplayacağım. Yeşil soğan, marul, maydanoz. Bir patates salatası yapacağım. Otururuz güzelce çayla birlikte yeriz. Hem de sonra da işimize devam ederiz. Şu marulun güzelliğine bakın ya. Hemen marulu da buradan alacağım. Maydanozlar biraz otlanmıştı ama marulu da buradan aldım. Annem de oradan yeşil soğan getiriyor bana. Öyle. Arada da böyle şeyleri göstereyim. Domatesler falan dolmuş ama daha kızarmamış. Ama bayağı böyle bol olmuş. Evet, bu mahsuller öyle kolay kolay yetişmiyor maalesef. Emek olmadan yemek de asla olmuyor. Babam geldi. Annemle birlikte şimdi güzelce ırmak suyuyla, salma suyuyla, borularla birlikte bahçemizi suluyorlar. Boruları birbirlerine takıyorlar, yerlerini değiştiriyorlar. Tamamen bahçemizi güzelce suluyorlar. Bu mahsuller de güzel güzel büyüyor. Yani öyle bedavadan ekmek yok maalesef. Bu babam. Bu arada burada da salatalıklarımız var. Annem onları hem görsel açısından hem de çok seviyor böyle çiçeği falan. O yüzden buraya ekmiş. İplerle yukarıya doğru bağlamış çiçeklerin yanına. Burada babamla annem bayağı uğraştılar. Bahçeyi suladılar. Biz de bu arada çayımızı içtik. Patates salatası da enfes olmuştu. Gerçekten ekşi ekşi. Biz de kızımla burada oturuyoruz. Onları izliyoruz. Yani bizim elimizden bir şey gelmiyor çünkü. O gördüğünüz süslü karen kuş bu mu sizce? Allah'ım bu ne? Karen ne yaptın? Babamlar susuluyordu ya. Ben içeri çay ve melemen yapmaya girmiştim ve dışarı çıktım ki bu halde. Karen! Hey dur! Oradan çamur getiriyor. Çamurla oynuyor. Sonra buradaki sudan güya ellerini yıkıyor. Gel buraya. Gel buraya. Bu videom birazcık hep iş gibi oldu ama tabii ki haliyle her zaman da iş yapmadık. Biz burada minik kuşlarımla birlikte Eymen, Turan ve Karen'le birlikte anneannemlere ve halamlara doğru gezelim birazcık. Dolaşalım, ziyaret edelim istedik. Şimdi yolda güzelce gidiyoruz. Burası bizim köyün giriş kısmı. Yani bizim evimiz birazcık köyün girişinde kalıyor. Anneannemlerin evi falan birazcık uzak. O yüzden böyle yürüyerek gitmeyi tercih ettik. Çünkü ben küçükken okula hep buradan yürüyerek giderdim. Anneannemlere hep yürürdüm. Anılarımı yad etmek istedim. Şimdi minik kuşumla, kızımla birlikte el ele gitmek çok tuhafıma gidiyor gerçekten. Karen'in de çok hoşuna gitti. Böyle koşuşturuyor. Her olan yerde duruyor. Otları, çiçekleri kopartıyor falan. Bayağı bir eğlendi. Eymen kuşum zaten birazcık alışık önceden beri buraya. Ama Karen kuşta gerçekten fark edilecek derecede bir heyecan, bir sevinç vardı nedense. Hep birlikte güzelce gittik. Evet birazcık sıcaktı ama olsun. Gerçekten değerdi. Ben bu yorgunluğu nedense seviyorum. Köyüm olduğu için galiba. Evet biz halamlara geldik. Halamların yeni evine geldik. Bu minnoşçuk da küçük Emrah. Halamın torunu oluyor. Hem de benim çocukluk arkadaşım, en iyi arkadaşımın oğlu oluyor. Hem halamın oğlu hem de en iyi arkadaşım Yasemin'in oğlu oluyor. Tanıştırayım. Merhaba Emrah. Merhaba. Nasılsın? İyi. Karen'le şimdi boyama yapıyorlar birlikte. Böyle tam köy ayağımızın altında. O kadar güzel bir manzarası var ki.
Evi yeni yaptılar buraya. Biz de mis gibi geldik. Kahvemizi, çayımızı içtik. Hoş kahveyi şimdi içeceğiz. Çayımızı içtik. Oturuyoruz. Çocuklar da burada böyle boyama yapıyorlar. Karen, mutlu musun? İyi misin? İyisin. Amcamların evine geldik. Benim fındıkım tavuklara yem verecek şimdi. Bak. Hadi içine girebilirsin. Gel. Hadi gel, girdireyim. Gel buradan gir, gel. Gel. Yürü. Gel. Tavukların buradan evine gir. Sen çay bulurum. Gel. Yürü. Gel. Aa. Karen kümeste. Böyle artan yemekleri falan, otları veriyoruz tavuklara genelde. Yemden hariç. Şu an böyle üstü açık bir kümes. Aa. Yengesinden yumurta kaptı Karen. Oh. Karen, göster ne aldın? Ne aldık anneye, yumurtalarını göster. Anneye yumurtalar göster. Gel. Anneye yumurtalar. Hadi onu pişirelim. Aha, horoz. Gel, gel, gel. Kaç, gel, kaç, gel. Kaç, kaç Karen. Gel, gel, gel. Karen hızlı gel, gel. Yoksa horoz çullanırken kameraya yakalanacaksınız. Evet, bu videom da burada sona erdi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha çekemediğim, paylaşamadığım, unuttuğum o kadar çok anım var ki köyde. Böyle koyabildiğimi parça parça da olsa koymak istedim. Bu fotoğrafları da buraya ekledim, bana hatıra olarak kalsın diye. Ağustos ayında tekrardan memleketime gideceğim. Böyle köy videolarının, kışlık hazırlık videolarının gelmesini istiyorsanız eğer yorumlara yazarsanız ben de bu tarz videolar çekerim. Bilmiyorum sever misiniz, sevmez misiniz? Detaylı bir şekilde bahçemizi, evimizi göstermedim ama inşallah nasip olursa Ağustos ayında gittiğimde daha detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Çok kısa bir tatilde, o yüzden de birazcık tadını çıkartmak istedim. Karen kuşumu fotoğraflarda gördüğünüz üzere gerçekten çok eğlendi. Doyasıya köyün tadını çıkarttı. Memleketimin güzel manzaralarını da yakalayıp kendime hatıra olarak bırakmak istedim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.